Merhaba çocuklar. Yine bir hayat bilgisi dersi ve yine ben. Biliyorsunuz salı günümki dersimizde 6. üniteye geçmiştik. Doğadan bahsetmiştik. Doğada çevremizde görebileceğimiz hayvanlardan, bitkilerden bahsetmiştik. Onlara zarar vermememiz hakkında konuşmuştuk. Şimdiki konumuz da doğayı nasıl koruyabiliriz hakkında olacak. Öncelikle tüm canlılar sağlıklı bir yaşam sürdürmek için temiz bir çevreye ihtiyaç duyarlar. Bunun için de doğanın korunması ve çevrenin temiz tutulması gerekir. Bizim şu an için yapabileceğimiz en önemli şey zaten budur. Çevremizi temiz tutabilmek. Doğanın korunması ve temiz bir çevre içinde tabii ki çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Bunu her zaman söylüyoruz biliyorsunuz. Yerlere çöp atanları da uyarmalıyız. Biz uyardıkça onlar yanlış yaptıklarının farkına varacaktır ve bu şekilde yanlış hareketlerini düzelteceklerdir tabii ki. Bunun dışında ne yapabiliriz doğayı korumak için? Elektriği ve suyu tasarruflu kullanmalıyız. Bu da bizim doğayı korumak için yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi tabii ki. Başka neler yapabilirsiniz? Bildiğiniz gibi plastikler doğada yok olmuyorlar. Doğaya gittikleri zaman yok olmuyorlar. Bu nedenle biz daha çok cam kapları tercih etmeliyiz. Plastik yerine cam kapları tercih etmeliyiz. Başka alışverişlerde geri dönüşüme uygun ürünler satın alabiliriz. Geri dönüşüm çok önemli bir şeydir. Çünkü sürekli yeni bir şey üretmek için doğadan bir ürün almak durumunda kalıyoruz. Mesela bir kağıt üretmek için sürekli bir ağaç kesilmesi yerine bir kağıdın geri dönüşüme gönderilmesi bir ağacı korumamız anlamına gelir. Bu yüzden de geri dönüşüm bizim için çok önemlidir. Başka neler yapabiliriz doğa için? Geri dönüşümde özellikle neler yapabileceğimizi aslında konuşmak istiyorum. Okullarımızda bildiğiniz gibi her bir geri dönüşüm için özel bir kutu oluyor. Öncelikle atık kağıt kutusu, atık plastik kutusu, atık cam kutusu, atık pil kutusu. Bunlara örnek olarak verilebilir. Bunları toplamak dediğim gibi bir ağacı korumamızı sağlayabilir. Bir pili atık pil kutusuna atmak demek doğadaki toprağı korumamız anlamına gelir. Plastiği geri dönüşüme göndermek demek toprağı korumak anlamına gelir. Yani aslında bizim yaşam alanımızı korumak anlamına gelir. Bu yüzden doğayı korumak, temiz bir çevreye sahip olmak, çöpleri çöp kutusuna atmak, geri dönüşüme yardımcı olmak, bunlar bizim yaşam kalitemizi artıracak etkinliklerdir. Konumuz aslında bu şekildeyiz. Ben sizlerin en iyi şekilde zaten doğayı koruduğunuza inanıyorum. Kitaptan da etkinliklerimizi yaparak yine ilerleyelim. Bize görsellerde bazı durumlar vermiş, sorunları görmemizi istemiş ve çözüm yollarını yazmamızı istemiş. Öncelikle birinci resme bakalım. Ben yazmayacağım tabii ki. Biraz konuşalım istiyorum. Siz sorunları kendinize de görüp ve yazabilirsiniz kitaplarınıza. Hadi birinci resme bakalım. Bu kız burada çok üzgün. Neden? Çünkü bazı çiçekler var elinde kopmuş. Bu da bir önceki dersimizde bahsettiğimiz konuya geliyor aslında. Bitkilere verilen zararlardan birisi. Sırf o çiçek güzel diye o çiçeği koparmak bir canlıya zarar vermek demektir. Doğadaki bir hayatı yok etmek anlamına gelir aslında. O yüzden gördüğümüz çiçekleri koparmak yerine sadece koklayabiliriz. Onu sevebilirsin ama zarar vermeden. Hatta bazı çiçekler dokunulmayı bile sevmez. O yüzden sadece bakıp mutlu olman yeterli olabilir aslında. Onu koparmak demek ona zarar vermek demektir. Buradaki problemimiz, sorunumuz bu aslında. Çözüm olarak da aksine koparmak yerine belki susuz kalmış olabilir, su verebilirsin. Tabii ki çok su da o canlıyı öldürecektir ama yeteri kadar verdiğin zaman onu korumuş olursun. İkinci resmimizdeki sorunumuzu konuştuk. Peki ikinci resme bakalım. Sizce çok güzel görünüyor mu bu park? Burası bir park. Siz böyle bir parkta oyun oynamak ister miydiniz? Tabii ki kimse istemez. Çünkü çok pis. Yerlerde bir sürü çöpler var. Böyle bir parkta ne oyun oynamak istersiniz? Belki yanından bile geçmek istemezsiniz. Bunun için ne yapabilir buradaki sorunu çözmek için? Öncelikle çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız tabii ki. En önemli problem burada bu. Çözüm de bu. Çöpleri çöp kutusuna atsaydık bu park gayet temiz bir park olabilirmiş. Hadi diğer resimlerimize bakalım.
Diğer resminizde de bir fabrika görüyoruz. Fabrikadan dumanlar çıkıyor ve yukarıya doğru gidiyor. Buradaki problem aslında bu fabrikanın burada olması değil. Fabrikayı yıkalım diye bir çözüm aslında doğru olmaz. Çünkü neden? Eğer bu fabrikanın gitmesi bizim bize gelecek herhangi bir ürünün bitmesi anlamına gelebilir. Bunun yerine bu fabrikaları korumak için yapılan bir sürü uygulamalar var. Mesela bacalarına filtre takmak gibi. Bunlar biraz daha büyüklerin bileceği işler tabii ki. Ama buradaki çözüm de bu bacalardaki pis dumanı doğaya salmak yerine onları daha böyle içeride tutup pis olacak dumanı yok etmekle ya da bunları doğaya direkt kötü içerisindeki kötü şeylerle birlikte yukarıya salmak yerine, doğaya salmak yerine, gökyüzüne salmak yerine bunları temizleyecek birkaç filtreler kullanılabilir tabii ki. Buradaki sorunumuz ve çözümümüz de bu şekilde konuşabiliriz. Ve en sonunda da yine iki çocuk görüyoruz. Ve bunlar da ne yapmışlar? Elmalarını yemişler, şekerlerini yemişler ve hepsini yere atıyorlar. Yine temiz olmayan bir durum görüyoruz. Onlar da çöplerini çöp kutusuna atabilirdi. Hatta geri dönüşüme atabilirlerdi. Gibi bunlar da buradaki problemlerimiz. Hadi sıradaki etkinliğimize bakalım. Aa, çocuk burada demiş ki doğayı seviyorum, çevreyi koruyorum, insanları uyarıyorum. Bize de küçük bir hatırlatma yapmış aslında. Buradaki yine geri dönüşümden bahsetmiş. Çevremizdeki cam, kağıt, plastik ve pil gibi atıklar da geri dönüştürülecek, tekrar kullanılabilecek hale getirilebilir demiş. Az önce konuşmuştuk. Etkinliğimizi yapalım hadi birlikte. Diyor ki bize, yandaki görsellerde yer alan cisimleri uygun geri dönüşüm kutusuna oklarla taşıyalım demiş. Mesela bir gazete görmüş ve gazeteyi kağıt atık kutusuna atmış, atık kağıt kutusuna atmış. Daha sonra orada bir kağıt koli görüyoruz, onu atık kağıt kutusuna atmış. Bir kitap belki okumuştur, yırtılmıştır, onu kağıt kutusuna atmış gibi. Plastik kutusuna pet şişeyi atmış. Başka bir deterjan kutusu görüyorum orada, onu atmış olabilir. Bir de atık kağıt kutularımız vardır. Bunlar genelde restoranların daha çok kullandığı kutulardır. Çünkü onlar çok fazla yağ kullanırlar. Bayağı fazla. Tabii ki evlerde de oluyor bu. Bunları da buraya atmalıyız ama genelde restoran çevrelerinde vardır bu kutu. Burada da kullanılmış yağları bunların içerisine atabiliriz. Yine camları da içerisine atmış. Köşede bir etkinliğimiz var. Hadi onu hep birlikte yapalım. Diyor ki Züleyha geri dönüşümü yapabilecek maddeleri doğru şekilde kutulara taşımak istiyor. Züleyha'ya yardımcı olalım demiş. Hadi hep birlikte yapalım. Öncelikle gazeteden başlayalım. Gazeteyi nereye atıyoruz? Kağıt kutusuna. Ve süt şişesini de kağıt kutusuna. Kağıt olduğu için. Bir defterimiz var, onu da kağıt kutusuna atıyoruz. Sırayla gidelim ya da. Burada bir bardağımız var, bunu cam kutusuna atıyoruz. Aferin. Yine bir kitap. Kağıt kutusuna. Aferin. Koliyi de kağıt kutusuna. Aslında bir çok kağıt kutusuna attık. Burada tavanın içerisinde bir yiyecek görüyoruz. Muhtemelen bu yağdır. O yüzden bunu atık yağ kutusuna atalım. Aferin. Ve yine bir cam şişemiz var. Cam şişe bir numara. Aferin. Evet. Mektup var. Mektup da kağıt kutusuna atalım. Aferin. Burada şişemiz tekrar var. Tekrar dene. Cam şişeymiş. Ben plastik şişe sanmıştım. Aferin. Evet, cam şişe kutusuna ve plastiğimizde plastik. Tebrikler. Başardın. Atarız. Böylece doğamızı korumuş oluruz. Çocuklar, aslında buradaki önemli olan da doğayı nasıl koruyabileceğimizi öğrenmekti. Artık hepimiz doğayı nasıl koruyabileceğimizi öğrendik. Ve bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Kendimiz yaptıktan sonra çevremizdeki yanlış yapanları da uyarırsak onlar da öğrenmiş olurlar. Siz öğrendiniz. Şimdi öğretme sırası. Siz de çevremizdekileri de öğreterek doğamızı koruyup temiz bir gelecek bırakabiliriz kendimize. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.